Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bu videomuzda da tüp bebeğin diğer bir aşaması, embriyo kültüründen bahsetmek istiyorum. Doğal sürecinde bir gebeliği hatırlayacak olursak, sperm ve yumurta tüpün içinde karşılaştıktan sonra, eğer ki sperm yumurtanın içine girip yumurtayı dölleyebilirse, embriyo oluşuyordu. Daha doğrusu önce zigot oluşuyor. Yani sperm ve yumurta döllendikten sonra ortaya çıkan ilk hücremizin ismi zigot. Daha sonra oluşan zigot hücre bölünmesine başladığı zaman artık isim değiştiriyor ve embriyo ismini alıyor. Her bir yumurta ve her bir sperm ayrı biyolojik özelliklere sahip olduğu için sperm ve yumurtadan oluşan embriyolarda, her embriyoda daha doğrusu farklı biyolojik ve farklı performanslara sahip. Embriyolarda tıpkı insanlara benziyor. Kimimiz çok çalışkanız, kimimiz birazcık üşengeçiz. İşte sperm ve yumurta döllendikten sonra oluşan her bir embriyoda farklı bir biyolojik gelişime, farklı bir biyolojik özelliğe sahip. Bu beklenen bir sonuç. Yani sperm ve yumurtalar döllendikten sonra her embriyonun aynı kalitede, aynı performansta gelişim göstermesi mümkün değil. Dolayısıyla doğanın işleyen bir kanunu var. Bazı embriyolar daha iyi gelişecek, bazı embriyolar daha yavaş gelişecek. Tabii ki bizim arzumuz bütün embriyolarımızın aynı şekilde iyi ve güzel gelişmesi, ama bu her zaman için mümkün olmuyor. İşte embriyolarımızın gelişimini, nasıl geliştiklerini, hangilerinin nasıl performans göstereceklerini öngörebilmemiz için embriyolarımızın vücut dışında bir süre takip edilmesi gerekiyor. Aslında bu takip edilen bu dönem normal bir gebelikte de, tüpün içinde döllenme olduktan sonra embriyonun rahime kadar yuvarlanarak geldiği, gelişim gösterdiği o dönemin bir taklidi. Normal şartların altında tüpün içinde sperm ve yumurta döllendikten sonra oluşan embriyonun gösterdiği gelişimi laboratuvar ortamında göstermesini bekliyoruz. Ve laboratuvar ortamında tüpün içindeki ortamı taklit eden ısı, gaz basıncı ve besin öğelerini içeren inkübatör dediğimiz özel ortamlarda embriyoların günlük gelişimlerini takip ediyoruz. Bu gelişimler sırasında yaklaşık olarak 3 ila 5 gün arasındaki yaptığımız bu takipler sırasında embriyolar zaman içinde çok iyi kaliteli, iyi kaliteli ve kalitesi daha düşük olanlar olmak üzere yavaş yavaş ayrışım gösteriyor. Ve embriyo kültürünün sonucunda artık biz adam olacak çocukları belirlemiş oluyoruz. İşte bundan sonraki aşamada da son aşama, yani embriyoların transfer aşamasına giriyoruz. Gerçekten çok sihirli bir aşama. Bundan sonraki durağımızı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Son aşama embriyo transferinde görüşmek üzere.